Efendim herkese merhabalar, selamlar, muhabbetler, kucak dolusu sevgiler. Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun, hayırlar getirsin, huzur getirsin. İçimizdeki sıkıntıları inşallah göndermeye ya da onlardan ders almaya vesile olsun. Ve tabii ki tüm İslam alemine huzur getirsin. İçimiz Gazze, dışımız Gazze, hep bunu söylüyoruz. Tabii ki bu Ramazan biraz buruk geçiyor hepimiz için. Gözümüz kulağımız orada. Her gün o acılarla biz de hemhal olmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Dualarımızı gönderirken elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret ediyoruz. Boykotlarımızı sıkı tutmaya özen gösteriyoruz. Satır arasında bunu söylemeden olmazdı, bunu söylemiş olayım. Tekrar hayırlar getirsin inşallah. Ve Müslüman aleminin üzerindeki o kara bulutların dağılmasına vesile olsun duasıyla bugün sorun değil de Ramazan içeriğiyle başlayacağız. Tabii ki nasıl başlayacağız? Ramazan-ı Şerif. Çocuklarda özellikle ne anlam ifade ediyor? Onlar nasıl bakıyor? Çocuk dediğimiz için ne yapıyoruz? 0-6 yaş dönemine bir bakacağız. Okul öncesi dönem çocuklarını konuşacağız. Elbette sorularınız da şekillenebilir. Kaç yaşındaysa çocuğunuz sorunuza yönelik lütfen yaşını da belirtin, cinsiyetini de belirtin. Böylelikle sorularınızı bize iletin. Bizler Ramazan ayını yaşamaya gayret ederken çocuklarımıza ne aktarıyoruz, nasıl aktarıyoruz? Okul öncesi dönemde ne kadarını nasıl vermeliyiz? Asıl temel nokta burası işte. Çocuklarda Ramazan anlamı, yorumu bunu değerlendireceğiz bugün. Sizler bu konuda sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. @sorundeyiltv Instagram hesaplarındayız efendim. Bugün bize bu konuda eşlik edecek uzmanımız, çocuk ve ergen psikiyatristi Emine Taşyürek hocamız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun, bizler de iyiyiz hocam. İnşallah böyle bu Ramazan ayında daha da iyileşerek, topyekün dünya Müslümanları olarak. Ahlaken güzelleşerek, inşallah. Bütün dertlerimize şifa bularak. İnşallah. İnşallah bir Ramazan süreci olur herkes için. Hepimiz öyle umut ediyoruz. Hocam biz çocuklarla açılış yaptık. Aslında evet. Sorun değil de önemli. Bunun etkisini nasıl görüyoruz? Bir bakacağız aslında. Yani neden çocuklar? Çocukların artık hayatımızın çok çok merkezinde olduğu bir çağda yaşıyoruz. Hep öncelik yetişkinler, ebeveynlikti ya da anne babaydı. Çocuklar çok fazlasıyla hayatımızın ortasında. Tabii ki fikir özgürlükleri, kendilerini ifade etmeleri, benlik saygılarına baktığımız zaman çağımızın çocukları daha çok sorgulayan çocuklar. Haliyle biz de izliyorlar ve bu da bir model olacak. Evet. Biz biraz şöyle gelsek ki Ramazan dediğimizde soyut ve somut kavramlar işin içine giriyor. İbadet, oruç. Elbette somutlaştırdığımız noktası var ama temeli soyuttan geliyor. Bir felsefesi var. Biz okul öncesi dönemde çocuklara nasıl yaklaşmalıyızdan önce onlar da ne ifade ediyor? Onlar nasıl geliyor sorularla? Bunlar somut gördükleriyle geliyorlar aslında. Yani dini kavramların hani soyut tarafı çok daha yoğun ama çocukların daha gördüğü taraf somut tarafı. Hani neden yemek yemiyoruz? Neden namaz kılıyoruz? Abdesti nasıl alıyoruz? Yani daha görünen tarafıyla ilgileniyorlar. Neden başını örtüyorsun? Evet, evet. Neyi görüyorlarsa onu sorguluyorlar. Onunla ilgili bize soruları gelmeye başlıyor ve bizim de bunları uygun bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor. Öbür türlü çok zorlanıyorlar. Yani bizim inandığımız gibi bir Allah inancı, içeriden hissettiğimiz gibi bir duyguyu çok fazla hani kalben o soyut bir şey olduğu için onu anlamaları çok mümkün değil. Hani soruyorlar Allah nerede? Allah neye benziyor? Hani ya da Allah'ı kim yarattı gibi böyle farklı soruları oluyor. Çünkü onlar için hani o somut bir şey ve onu anlamaları çok zor açıkçası. Ama biz yetişkin zihnimizde bunu daha iyi anlayabiliyoruz. O soyut döneme geldikten sonra yavaş yavaş bazı şeyler daha iyi oturuyor. Ama tabii bu soyut dönemin gelişmesi ergenlik sürecine kadar devam ediyor. Ergenlik süreci döneminde hani soyut döneme girmeye başlıyorlar. Ama önceki süreçte de biraz okul dönemiyle beraber artık kurallar, kavramları anlamaya başlıyorlar. Ama temel mesele biraz daha bu süreçte kavramları verirken çok daha sevgiye dayalı gitmek gerekiyor. Yani çok fazla böyle ödül, ceza, şeytan, hani cennet, cehennem buralara girdiğinizde kafaları çok karışıyor. Onları zorlayabilecek bilgiler verdiğinizde kafaları çok karışıyor. Aslında kendimizin yaşantısını hani o hal diliyle model olma hali var ya onu yaşadığımızda oradaki huzurumuzu gördüğünde onlar da zaten bunu modellemeye başlıyorlar. Peki okul öncesi dönemde ben valla biraz şey de gideceğim. Net sorular soracağım. Hiç
çevirmeyelim, evirmeyelim, doğruya doğru konuşalım, soralım. Çünkü bu işte bilimsel yanıyla bazı bilimsel görüşler farklı düşünebiliyor. Okul öncesi dönemde bir çocuğun işte Kur'an-ı Kerim okumayı, öğrenmeye çalışması zaten soyut bir şey. Çocuk bunu anlamıyor, niye yapılıyor? İşte Kur'an 7 yaşından önce çocuklara işte öğretilir mi? Ya da hafız olarak yetiştirmek isteyen Müslüman aileler, daha hassas olan bu konuda aileler var. Bu konulara girersek çocuklar şimdi ilk ana dillerini oturtmaya çalışıyorlar. Mesela bu noktada Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri, ezber yapmaları, sure öğrenmelerini siz nasıl bakıyorsunuz bir çocuk psikiyatristi olarak? Çocuklara eziyet mi, haksızlık mı, hani böyle çocuk hakkını çiğnemek mi? Yani günlük hayatta bir sürü şeyi aslında ezberliyorlar. Okuduğunuz kitabı bile birkaç kez okuyunca artık o söylemeye başlıyor. Ya da herhangi bir şarkıyı duyduğu, sizinle beraber bir tekerlemeyi ezberlemeye başlıyor. Doğa ezberlemesiyle ilgili de aslında hani o olgunluğu var, onunla ilgili bir zorluk yaşamıyor. Sadece dil farklı olduğu için hani bizim kendi konuştuğumuz dilden orada bir miktar belki zorlanabiliyorlar. Kur'an-ı Kerim öğretiminde de bizdeki alfabe ve okunuş şekli farklı olduğu için orada birazcık zorlanabiliyorlar. Hani yine öğreniyorlar, o kavram yerleşiyor. Genel bilişsel düzeylere uygun oluyor ama okuma yönü hani soldan sağa sağdan sola meselesi orada birazcık bazen zorlanabiliyorlar ama temel mesele her şeyin özünde bunu çok aşırı didaktik bir şekilde ve çocuğu zorlayarak, hırpalayarak değil. Yani çocuğun mizacına göre de değişiyor aslında yani oradaki bazı süreç. Çocuklar çok istekli olabiliyor, öğrenmek istiyor. 3-4 yaşında yani meraklı oluyor. Hani içten gelen bir şey var. Bilim bunu hani biliyorum ama kanıtlayamam dediğim şeyler var. Bazı çocuklar dini veya manevi durumlara daha yatkın, daha merak edebiliyor. Daha çok yaşamak veya model almak isteyebiliyor. Evet. Bazıları ise sadece gözlemci olarak kalabiliyor. Öyle değil mi hocam? Evet, işte orada zorlamaya gittiğinizde işler çok karışıyor. Bir de çok katı bir şekilde bunu verdiniz. Hafızlıktan bahsettiniz. Hani hafızlık gerçekten çok uzun ve yorucu bir eğitim. Hani bir çocuk için de gerçekten çok zorlayıcı oluyor. Evet, bunu küçük yaşlarda tamamlamış ama bu sefer bunun yükü altında çok zorlanan çocuklar da var, bırakanlar da var. O yüzden hani çok iyi okumak gerekiyor. Yani onu yapacaksak da çocuğu hiç üzmeden, zorlamadan hani bunu nasıl yapacağız? Oyun yoluyla yapacağız ama hani buradaki bazen anne babanın bu konudaki hırsı da çok ön plana çıkabiliyor. Hani bunu yapmak istemedeki hırsı. Evet, bunu dini bir niyette de istiyor olabiliriz ama orada içimizde iyi bir şekilde sorgulamak gerekiyor. Çocuk gerçekten onu kaldırabilecek mi? Çünkü bir taraftan da rutin eğitim sistemi var. Oradan geride kaldığı noktalar oluyor. Hani farklı yaş grubuyla beraber okula gidiyor ya da ikisini bir arada götüren çocuklar var. Çok zorlanıyorlar. Ya da anne babadan ayrı gidip bir yerde bunu alanlar var. O da ruhsal açıdan zorluyor. Ve orayı hiç böyle hani eğer böyle zorlanarak tamamlıyorlarsa sevgi dolu, huzur dolu çok ifade edemiyorlar açıkçası. Yani, yani buradaki temel mesele biraz daha bunu nasıl yaptığımız. Nasıl evet, bazı çocuğun gerçekten yatkınlığı var. Hani ezbere yatkınlık gibi o süreçteki hani bilişsel kapasite olarak da maneviyat temeli olarak da yatkınlığı olabiliyor. Ama bunu ne olursa olsun işte tamamlayacağız. Bir yılda olacak, iki yılda olacak ya da şöyle olacak çocuğu hırpalamadan. Bazen iş şiddete kadar gidiyor bu süreçte. Maalesef. Yani hani hafızı öğretiyoruz ya da işte Kur'an'ı öğretiyoruz ama yani bağıra çağıra ya da vurarak, tehdit ederek, zorlayarak işte burası onun zihninde öyle kalmıyor büyüyünce. Evet. Hani burası... bence buradaki temel mesele din eğitimi verirken de ya da dini gösteriş şeklimizin de daha sevgiye dayalı olması lazım. Zaten biz sevdiğimiz bir şeyin hani biz ibadetleri yaparken de işte cennete gideceğiz, cehenneme gideceğiz değil. Allah sevdiğimiz için, onu memnun etmek için yapıyoruz. Evet, ana yol gibi sanki böyle hani o öyle böyle keskin bir şekilde korkutma, ödül ceza sistemi aslında. Hani bizim her zaman karşı çıktığımız şu an bilim dünyasının çocuk eğitiminde ödül ceza sisteminin yaralayıcı bir etkisi olduğunu sunan çalışmalar var. Aslında inanç bazında baktığımız zaman bizim Rabbimle yani Rabbimizle sevgimiz, dikey düzlemdeki ilişkimiz... Cennete gitmek için mi yapıyorum? Allah'ın rızası mı? İhlas. Çünkü Allah'ın rızası zaten bizi oraya götürecektir. Önce onu baz almak, bunu da isteyerek şevkle yapabilmek çok evet, önemli. İşte sanırım. Bu da bir süreç aslında. Yani hani cennet, cehennem ya da ödül ceza dediğinizde sonuç var orada ortada. Ama hani Allah inancı, Allah sevgisi, onun rızası için bir şeyler yapmaya çalıştığınızda bunun bir sonu yok ve sonsuz bir, hatta. Evet, evet. Yani bu bir süreç hali. O yüzden orada bir sıkıntı çıkmaya başlıyor. Hani en temelinde önce bizim çocukla bağlanma süreçlerimiz kıymetli. Çocuk bizi seviyorsa bizim sevdiğimizi de sevmeye başlıyor. Bir süre sonra hani
yaş büyüdükçe, yetişkin olunca artık biz de aradan çekiliyoruz. En sevdiği Allah olmaya başlıyor. Yani ama önce tabii ki anne babasını sevecek. Anneye bağlanacak. Bencil bakım veren olursa. Aa, bir dakika, çok önemli. Yani bağlanma da hani temelde din eğitiminde çok kıymetli. Sonraki harikasız süreçte de hani sizin severek yaptığınız bir şeyi o da seviyor. Sizi memnun etmek için yapıyor işte. Hı hı. Resim yapıyor getiriyor. Size kurabiye yapıyor getiriyor. Bir süre sonra yaş büyüdükçe, idrak ettikçe Allah'a sevgisinden de onun memnun olacağı şeyleri yapmaya başlıyor. O davranışları sergilemeye başlıyor. O yüzden hani bence temelde özü sevmek ve sevdirmek. Evet. Önemli bir noktaydı. Burayı biraz açacağım. Neden? Çok ciddi bir ufuk açtınız. Bir soru geldi zihnime. Anne babayla kurulan bağ iddialı mı olacak bilmiyorum ama biz anne babayla ilk bağlanma, ilk kurulan bağ, ilk iletişim yaratıcıya götüren bir araç. Evet, araç. Bunu bir bilim yoluyla söyleyeyim. Neden araç? Çünkü zaten bize çok ciddi bir fedakarlıkla anne baba veriyor. Yani almadan veriyor. Bize bakıyor. Tabii ki Allah'ın eli gibi anne baba aslında. O çocuğa ulaşmada yedirmesi, içirmesi, beslemesi. Bir karşılık bekliyor muyuz biz o dönemde çocuklardan? Ha tamam, başarıdır vesaire, işte kendini göstermesi. Bunlar zamanla olacak ama bir bebekten ne bekleyebilir ki anne baba? Sağlığı, iyiliği ve koşulsuz bir şekilde veriyoruz. Çünkü Rabbim bizi bize emanet etti onu ve biz emanetçiler olarak Allah'tan aldığımız nimetleri ona aktarıyoruz. Aslında aracı köprü. Dolayısıyla bu bağı iyi kurduğumuzda Allah'la ilişkisi iyi olacak diyoruz. O zaman bazı geçmişten bildiğimiz birçok şey var, siz de biliyorsunuz. İşte çocukları ailelerden koparacak şekilde dini yapılanmaların içine sokmak. İşte anne baban, annesi babası hasta, anne babayla iletişim kesiliyor. Önce Allah, önce Allah rızası. Önce şöyle, önce böyle diye ailelerinden uzaklaştırılan çocuklar var din kullanılarak. Evet. Burayı buraya getirmek istedim. Anne babaların uyanık olması, kendi aranızdaki o diyaloğun, iletişimin sevgi bazlı olduğu zaman Allah inancını da temellerine attığımızı bilelim. Evet, evet. Yani çünkü evet, çocuklar bize emanet. Çocuk da büyüyüp o inancı içselleştirdiğinde bir süre sonra diyor ki Allah, hani bu bana çok sevdiğim anne babayı veren kişi de Allah aslında. Yani bana onu lütfeden de o. Bir süre sonra o yüzden biz aradan çekiliyoruz ve her bütün nimeti veren Allah olduğunu görüyor. O yüzden çocuğun temel ihtiyaçları var. O birebir ilgiye, sevgiye, bakıma muhtaç. Buraları sağlamadan hani sadece katı bir ortamda bu zorlayıcı oluyor. Evet. Ve hani oralarda dediğim gibi büyüyünce çok keyifle hatırlamıyorlar maalesef. En çok zorlandıkları, en çok özlem duydukları süreç olarak hatırlıyorlar. O yüzden bizim çocuklarla bağımızı iyi tutmamız, zaten bu rutin diğer öğreteceğimiz şeyler konusunda da böyle. Yani biz çocuklara bir şey yaptırabiliyorsak, biz sevdikleri için yapıyorlar. Yani bizden korktukları için değil sadece. Yani korku ve utanç daha böyle kısıtlı alanda bir insana bir şey yaptırabiliyor. Korkunan nesne, utanılacak durum ortadan kalktığında o kişinin yani, yapmaya devam ediyor. Zorla başları örtülme, baskıyla, zorbalıkla örtülmedir, namazdır. Çocuk özgürleştiğinde, aileden uzaklaştığında bunları da yapmamaya başlıyor. Evet. O zaman biz neyi amaçlıyorsak çocuklarımızda, nasıl çocuklar yetiştirmek istiyorsak, önce temeline bakmamız, öyle yaklaşmamız evet, çok işte önemli. İşte o çocuklar için de din yorgunu deniyor aslında. Din yorgunu. Evet, evet. Çok, yani, bu kavram önemli bir kavram, din yorgunu. Sanırım Nurettin Yıldız'ın kullandığı bir kavram. Yanlış söylemiş, ifade etmiş olmayayım ama hani bu kavramdan bahsediyor. Çünkü gerçekten çok zorladığımızda esas şeyi kaybediyoruz. Yani ya da işte çocuk bir hata yaptığında, ergen bir hata yaptığında ya da işte başını açmaksa tamamen çocuğu reddediyoruz. Yani tamamen reddettiğimizde tekrar onu kim tutacak? Biz bıraktığımızda kim tutacak? Onaylamak değil davranışını ama zorlamak da değil. Yani temelde de zaten esas olan hani davranışı övmek ve davranışı yermektir ya. Hani oraya vurgulamadan doğrudan hani çocuğu haşa kafir ilan edip hani itmek çok sağlıklı bir şey değil. Evet. Tabii yani haddimizi de bilmek gerekiyor. Biliyorsunuz bu çağımızda tamam işte dini değerlerimize bir sürü aykırı birçok algı, mesaj, işte yayın var ama bir de şu var. Bir de dindar olduğunu iddia eden bazı kesimler tekfircilikle, değil mi, insanları men ediyorlar. İnsanların adeta ipini çekiyorlar.
Allah nazarında cennetlik, cehennemlik, işte kafir, Müslüman diyerek ilan edebiliyorlar. Çok sakıncalı yerler buralar. Yani bir de Müslüman olmak. Evet, yaşadığımız sürece o kapı açık zaten. Yani bizim hal diliyle örnek olmamız, inancımın ölçüsünde dua etmemiz. Yani çocuğa o bağı koparmamamız gerekiyor. Yani onu itmek, yani onu kendimizden uzaklaştırmak çok sağlıklı bir şey değil. Biraz da çocuğun gözünden bazı şeyleri anlamak gerekiyor. Herhangi bir şey söylediğimde bunu nasıl algılar, bunun ucu nereye gider? Hani kısa vadede, uzun vadede neyle karşılaşırım? Bir bakmak gerekiyor. Yani o farkındalık süreci çok kıymetli. İçimdeki çocuk mesela hocam, sizin de içinizde bir çocuk var. Ramazan gelince o çocuk şenlenmiyor mu? İçimdeki çocuk böyle dini kendi tabusuymuş gibi yaşayan. İşte ona öyle diyor, buna böyle, o böyle, yani reddiyeler vesaireler. İçimdeki çocuk şöyle algılıyor, din oymuş gibi. O zaman bizim çocuklarımız da biz bir din otoriteymişiz gibi sunduğumuzda yaptığımız yanlışlardan dolayı dinden soğuyacak bu çocuklar. Evet, maalesef bu çok yaygın bir şey şu anda. Ya din senin tek elinde değil, kimsenin tek elinde değil. Yani bir insanız, davet. İnsan olmanın özünde hepimiz hatalar yapıyoruz. Yaptığımız hatalara da ya da kendi yaşayışımıza, hani dini sadece hani gerekçe gösterdiğimizde, o zaman çocuk zorlanıyor ki hani bizim peygamberimiz günde yüzlerce tövbe istiğfar ediyor. Yani hani bu durumda biz nasıl şey olduğumuzu iddia edebiliriz, hata yapmadığımızı, hani her şeyi doğru yaptığımızı. Bu zaten inanç da böyle bir süreç. Bu bizim değerimizse, manevi değerimiz sürekli sonu olmayan. Ben artık hani oldum tamam, yani dahası yok. Hiç kimse bunu demiyor. İnsanlar hani bu yolda mertebe kazandıkça daha ne kadar yetersiz olduklarını fark ediyor. Bilgi için de böyledir. Hani bilmediğinizde ne kadar çok şey bildiğinizi zannediyorsunuz. Ama okumaya başladığınızda ne kadar az şey bildiğinizi fark ediyorsunuz. Okudukça da bunlar giderek daha az olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Çünkü orası bir derya deniz. Hani inanç sürecinde de aynı şey geçer. Yani ben tamam artık yaptım, gerek yok demiyor kimse. Evet, devam ediyor. Bu güzel, hoş sohbet Ramazan'ın efendim böyle ikinci gününde sizi böyle bir rahatlatsın, bir dinginleştirsin. Evlatlarınız varsa evde ya da bir yeğeninizdir, bir bakım verenseniz bir çocuğa nasıl yaklaşmanız gerektiğine dair güzel bilgileri Emine Taşyürek hocamız, çocuk psikiyatrimizden almaya devam ediyoruz. Sizler bugün bize eşlik edebilirsiniz. @sorundeyiltv Instagram hesaplarınız işte buradaki ilk ve tek adresimiz efendim. Bizlere sorularınızı yazmaya başlayın. Birazdan sizlerden gelen soruları da yanıtlayacağız ama ben siz yaza dururken şöyle devam etmek istiyorum. Şimdi Anadolu'da bir gelenek var. Bilmiyorum siz çocuklarınızın yaşlarını tam net bilmiyorum ama siz bir anne olarak, uzman bir anne olarak aynı zamanda tekne orucu. Evet. Çocukların oruç hani bir işte, o bir heyecan ya hani o tekne orucunu tutma ve büyüdüm artık ben de ibadet ediyorum. Biliyoruz ki çocuklarımız mesul değiller. Mesul olmadıkları için onların yaptıkları her şeyi Rabbim hoş görüyor ve onları bundan sorumlu tutmuyor. Ama anne babalar olarak biz her şeyden sorumlu tutabiliyoruz maalesef. Ne güzel ki Rabbim çok merhametli. O rahmet kanatları o çocukların üzerinde, bütün çocuklarımızı, dünyadaki bütün çocukları Rabbim korusun. Tekne orucu. Yani sonuçta Ramazan'da günlük rutinimizin çok dışına çıkıyoruz. Evet. Yani hem o manevi coşkumuz oluyor, hem günlük rutinde olmayan işte sahura kalkıyoruz, farklı şeyler yapıyoruz, teravih namazına gidiyoruz. İbadetlerle ilgili, günlük rutinle ilgili ciddi değişiklikler oluyor, mukabeleler oluyor. İster istemez farklılık olunca çocuğun dikkatini çekiyor ve hani sormaya başlıyor. Yani hani sen neden yemek yemiyorsun? Ve sizin keyifle, huzurla yaptığınız bir şey o da yapmak istiyor. Ve bunu yapmasına da bir sakınca yok. Yani hani çocuk orucu, yani tekne orucu da diyebiliriz, çocuk orucu da diyebiliriz. Bu illa hani biz küçüklüğümüzde öğlen ezanına kadar tutardık sahura kalkıp, ama çocuğun yaşına göre yani 10 dakika, yarım saat, bir saat bile olabilir. Yani senin orucun şimdi başladı, burada bitecek ve ondan çok memnun oluyorlar. Yani ben de oruç tuttum, ben de tutuyorum. Çünkü hani övülmeyi sever, hani övgü almayı, beğenilmeyi sever çocuk ve yetişkin gibi olmaya çalışıyor. Nasıl ki işte kravat takıyorlar, ayakkabıları giyiyorlar, makyaj malzemelerini kullanmaya çalışıyorlar. Sizin yaptığınız şeyi o da yapmaya çalışıyor. Bazen böyle hani şey, bunu Anadolu'da ödüllendiriyorlar. Hani oruçtan çocuğu nasıl böyle... Nasıl bakıyorsunuz? Ödül cezayı konuştuk şimdi. Buradaki şöyle, ödüle nasıl bakıyorsunuz? Çocuğun psikolojisi nasıl etkiler? Yani rüşvet gibi olduğunda çok uygun değil. Hani oruç tutarsan sana bunu vereceğim. Yani oradaki teşvik ettiğimizi zannediyoruz ama hani bunu rüşvet gibi sergilediğimizde çok uygun olmuyor. Yani ona söylemeden sonraki süreçte hani içimden geldi, hediye gibi daha böyle maddi değeri olmayan, hani onun sevdiği, memnun edeceği bir şeyler olabilir. Yani işte diyelim ki o gün oruçtu ve canı bir yiyecek çekti. İşte ertesi gün hani dün sen oruç tutmuştun, canı bunu çekmişti. Ben de senin için bu kurabiye yaptım gibi. Daha hani onunla bağlı
bağdaştıracak. O onu yani zaten onu mutlu pekiştirir. Etmek için, evet, evet. Emeğini takdir etmek için yapılan bir şey. Evet, evet. Yani koşullu bir ödül değil. Değil. Hediye ile ödül farklı şey. Çok güzel evet, söylediniz. Evet. Biz yani bunu yaparsam şunu yaparsın gibi bir şey mümkün değil. Ya da çocuklar da pazarla gibi. 5 tane tutarsam ne yaparsın? Evet. Yani hani o da girebiliyor ama bunu bizim için yapmıyor. Bir de temelde şeyi de anlamaları kıymetli. Yani evet oruç tutuyoruz ama oruç tutmak sadece yemeden içmeden kesilmek değil. Hani işte yardım da ediyoruz, kötü söz de söylemiyoruz, kalp de kırmıyoruz. Yani burayı da kavramaları çok kıymetli yani çocuklar. Sen yeme içme değil ama belki bununla ilgili kötü söz söylememe orucu da tutabilirsin gibi ya da doğru söyleme gibi. Yani oraları da pekiştirmek çok kıymetli. Evet. Sadece açlığa indirgediğimizde, açlığa susuzluğa orayı da çok tam anlamıyla bence vermiş olmuyoruz. Evet. Yani yemek yemiyoruz ama işte bazen Ramazan günleri evlerin içi barut gibi oluyor. Müthiş bir öfke. Oraya da gelelim. Çocuklarımız oruç tutuyor ya da tutmuyor ama semboller çok önemli. İki mesele var. İnşallah unutmam. Lütfen sevgili yapımcım, bu öfke krizleri. Yani orucum. Bak orucum, yaklaşma bana. Orucum, oynayamam şimdi. Şimdi işim var. İşte iftara birilerini davet ediyorum vesaire gibi. Hani oruç bir gerginlik hali anne babadayken, çocuğa biz Ramazan'ı nasıl akıtıyoruz? Buraya geleceğiz. O soru güzel. Güzel bir soru. Evet hocam, ama şu da var. Şimdi çocuklar semboller çok önemlidir. Soyut dönemi konuşmadık ama biz hala somut dönemdeyiz. Somut dönemde tabii ki semboller o soyut anlamları somutlaştıracak. Ramazan pidesi. Benim oğlum Ramazan şerbetini bekleyen, güllacı sadece Ramazan ayında yaptığım için onu bilir. İşte evin süslenmesi hakeza. Çok son zamanlarda bunlar moda oldu. Moda olsun, olsun, bunu teşvik edelim zaten. Çünkü başka modalar o kadar yıllarca oldu ki AVM'lerde Noel ağaçları, yılbaşı ağaçları süsleniyor. Çocuklarımız diyor ki mesela bizim niye ağacımız yok? Şimdi ben ne kadar İslamiyet yaşarsam yaşayayım ya da benim hassasiyetlerim ne kadar olursa olsun çocuk dışarıdan alacak bunları. Ve bunun önüne geçmek için anneler o kadar çabalıyor ki kapitalist sistemin içinde eritmeyelim diye çocuklarımızı. Sembollerin önemine vurgu yapalım. Sizin aklınıza gelen başka semboller ve tavsiyeler. Çocuğa sembollerle ne aktarıyoruz? Bu da önemli çünkü. Yani Ramazan'da o camiye gitmek de yine onlar için, eğer rutinde çok sık gitmiyorlarsa olabilir. Evin içine astığımız o süslemeler, Ramazan hilalidir, feneridir. Onlar da onun için çok kıymetli. O iftar sofralarını beraber hazırlayabilmek, iftar yedikleri koyabilmek, sahura kalkmak çok hoşlarına gidiyor. Yani gece yemek yemek, gece uyanıp yemek yemek. Bizim zorlandığımız bir şey belki ama onların çok hoşuna gidiyor. Heyecan verici oluyor onlar için. Evet, evet. Ve büyümek, yani sahura beni kaldıracak mısınız, kaldırdınız mı? Ben de yemek istiyorum. Oralar onlar için çok coşkuyla geliyor. Hani evin içinde özel hazırladığımız o süslemeyle beraber hani küçük böyle belki cemaatle namaz kılmak olabilir. Seccadeler, mescit gibi yaptığımız bir köşe olabilir. Yani oraları ona tattırmak gerekiyor. Ufak hani iftariyelik hediyeler çok hoşlarına gidiyor. Hani minik kendi yaptığımız da olabilir, başka bir şey de olabilir. Yiyecek türünden bir şeyler onların çok hoşuna gidiyor. Yani oranın neşesini, coşkusunu almış oluyorlar aslında o somut sembollerle. Tabii ki hani hepimiz de çocukluğumuza döndüğümüz, hani dediniz ya içimizdeki o çocuk hatırlıyor. O coşkuda hatırladığımız şeyler onlar. Yani biz ezan dinlemeye giderdik mesela. Görev oydu ve onu getirdiğinizde herkes siz bir şey söylüyorsunuz, o açıyor. Herkes dinliyorsunuz. Bir otorite oluyorsunuz. Evet, orada. Evet. Çok yani önemli. Ve orada evet hani o ora için bir aracı oluyorsunuz. Ezan için bir aracı oluyorsunuz. Hani ezanı siz dinlemeye gideceksiniz, dinleyip geleceksiniz ve herkes söyleyeceksiniz. Artık hani orucunuzu açabilirsiniz Allah kabul etsin diye. Yani onları çok seviyorlar aslında. Yani o sürece dahil etmek onları çok kıymetli günlük rutinimizde. Ya da gidebiliyorlarsa bizimle mukabeleye gidebilirler. Yanımızda oyuncaklarıyla onlar oynayabilirler. Teravih namazlarına. Yani çok günlük yaşantıdan dışarıda tutmamak gerekiyor. Günlük yaşantının her şeyinde var zaten. Ama bunu yaparken de zorlama hali değil. Bağırıp çağırma hali değil. Yani biz şöyle birisi çıksa size, ben X şahıslı biriyim diyorum ki ben çok demokratik, özgür bir ebeveynim. Çocuğumun bu dönemde aklının karışmasını istemiyorum. O büyüyünce öğrensin. İsterse Müslümanlığı yaşasın. Pratikte ben ona bilmediği, anlamadığı bir şeyi yapmak istemiyorum diyerek çok demokratik bir anne olsam. İşte bu demokratik yaklaşım her alanda var mı acaba? Mesela okula da gitmek istemeyebilir bu çocuk. Yani okula da hani ne zaman okula gitmenin önemli olduğunu anlayınca o zaman gitsin. Ama öyle bir şey yok. O zaman zaten sistemin tamamen dışına çıkmış oluyor. Ya da işte ne zaman tuvaletten çıkınca elleri yıkaması gerektiğini idrak ederse o zaman yıkasın. Yani bazı alışkanlıkları ve önemli bulduğumuz şeyleri veriyoruz. Sadece bunu verme şeklimiz çok kıymetli. Yani hani burada biz... Vermek çocuğa psikolojik bir zorbalık, baskı ya da bir rahatsızlık
oluşturmaz, nasıl verdiğimiz diyerek ayrı dedi. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü öbür türlü eğer dediğiniz süreçte o kadar demokratik davranmak demokrasi de değil aslında. Sınırsızlık oluyor bir sürü konuda. Bu sefer hani izin almadan işte bir şey almakta, başka şeyler yapmakta. Yani her konu giriyor içine aslında. Yani çocuğa hiç müdahale etmemek, hiçbir şekilde ona bir şey öğretmemek gibi bir demokratik sürece girmek ya da sınırsız bir sürece girmek doğru değil açıkçası. Çünkü bilmiyor. Yani bizim gözümüzden görmeye başlıyor. Hani biz de burada kendi doğru bulduğumuz şeyleri ona vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani hani farklı şeyleri doğru bulan insanlar, aslında yanlış şeyleri doğru bulan insanlar da hani onu da vermeye çalışabilir. Yani işte hırsızlık normsa eğer hani o da gidiyor. Yani hani burası doğru olduğu anlamına gelmiyor. Hani biz neyi yaşıyorsak ona da onu yaşatmaya çaba göstermeden aslında bunu yapıyoruz, yani modelliyoruz. Şey, şöyle bir görüş var ya hocam, hani dinin camide kalması, işte namazın evde olunması, gizlilik, mahrem gibi görülmesi yani ibadet halinin. Şimdi sizin varlığınız bir ibadetin içinde olduğunuzu gösteriyor. Başörtülü olmanız hasebiyle bir farzı yerine getirdiğinizi düşündürüyor bana. Dolayısıyla evde değilsiniz. Çünkü evde bunun özgürlük alanları var. Bunun dışında ben bir yerdeyim, bir arkadaş toplantısındayım. Kalkacağım mesela, namaz vakti gelmiş, namaz kılıyorum. Ne oldu ya, nereye gidiyorsun? Şey, bir işim var mı diyeceğim. Yani hani anlatabildim mi? Hani çocuklarımız bir dönem hocam, 90'lı yılların çocuğu olarak söylüyorum ben, 84 doğumluyum. Bir dönem ibadeti gizli yapma, bir utanma, işte dindarlıktan bir aşağılık kompleksi gibi bir şey. Çok net o çağdan geliyorum ben. Buraya bir baktığımız zaman, sizin için de din ve psikoloji açısından baktığımız zaman ve çocuklarımıza örnek olmaksa, yeni bir nesil inşa etmekse, niye gizliyoruz, neyi gizlemeliyiz? Şimdi gizlenmesi gereken bir nokta yok aslında. Yani bu bizim inancımız ve bununla ilgili biz kimseye bir rahatsızlık vermiyoruz. Ve temelde de gösterme çabamız da olmamalı, gizleme çabamız da olmamalı. Yani olağan akışında yaşamak. Gösterme çabasına girdiğimizde de orada da hani inanç açısından bir sıkıntı giriyor. Riya girer işte. Riyaya giriyoruz. Aynen. Yani hani oradaki süreçte. Ama saklamaya çalıştığımızda da başka bir şey devreye giriyor. Yani beni böyle algılamasınlar, bunu bilmesinler. Bana yobaz demesinler. Hocam çok kibar, naif, ben daha söyleyeyim bunu. Yobaz olarak etiketlendiği bir dönem hani, değil mi? Müslümanca yaşamaya çalışanların maalesef. Evet. Biz gerçeğimiz, bunu konuşalım. Geçti tamam ama var mı arada? Var da tabii. Evet, işte burada birbirimize karşı hoşgörülü olursak zaten hani diğerlerinin de bizim inancımıza hoşgörülü olması lazım. Çocuğa ne yansıtmaya bizim de onlara aynı şekilde olmamız lazım ki buradaki süreçte hani özgürlük alanımıza girmedikleri sürece hani eleştirel yaklaşmak, yargılamak, diğerini de aslında kendinizden itmek oluyor. Bu sağlıklı bir şey de değil. Evet. Bu neden önemli hocam? Biz çocuğu konuşuyoruz. Çocukların kendine güveni olan, benlik saygısı gelişmiş, inançlarına ve değerlerine sadık, iyiliksever, nezaket sahibi, hoşgörülü ve inancından utanmayan bireyler yetiştirmek için bütün bunlar bir fırsat. Ramazan ayı da bir fırsat diye yani görüyorum. Yani dinin ben. Özü zaten ahlak. Yani ahlaki özellikleri biz kazanıyoruz. Yani doğru söylemeyi, emanete özen göstermeyi, yardım etmeyi, iyilik yapmayı, sevmeyi. Ya da bir sevmeyi. Bina yaparken tuğlalar kaçırmamayı, kötü çimento kullanmamayı. Değil yani mi bütün hocam? Her şey. Din her yerde. Din her yerde. Din her yerde, çünkü biz yaptığımız her şeyin hesabını vereceğimize inanıyoruz. Ne boyutta olursa olsun, küçücük de olsa, büyük de olsa. Ve bu bilinçle yaşadığınızda zaten Allah her yerde. Yani. Evet. Ve bu süreçte de yaptığınız her şeye yansıyor aslında. Yansıması gerekiyor. Onun için hani bu gizlenme, saklanması gereken bir durum değil. Ama tabii bu nedenle 90'larda da ya da günümüzde de insanların olumsuz geri bildirim alması maalesef mümkün. O artık yapan kişiyle ilgili bir sorun. Bizimle ilgili bir sorun değil. Peki benim çocuğum 0-6 yaş döneminde derse ki, dışarı çıktık. Anne sen oruçsun, biz orucuz ama bak o yiyor. Niye oruç tutmuyor derse. Anne ne demeli? Nasıl yaklaşmalı? Biraz zor bir soru. Şimdi günlük hayatta herkesin farklı yaptığı şeyler var. Biz hani yaptığımız şeye inanıyoruz ve doğru olduğunu kabul ediyoruz. Önemsiyoruz ve bu yüzden yapıyoruz. Hani etraftaki insanları kötülemek de çok uygun değil. Yargılamak da uygun değil. Hani etrafa bakarken de zaten
Allah'ın bir mahlukatı, yarattığı canlılar olarak da bakmak çok kıymetli. Yani orada çok büyük bir şeye girmemek gerek. Yani biz bunun doğru olduğuna inanıyoruz ve bunu yapıyoruz. Yani onlar hani bazen bazı insanlar mesela sigarada böyle bir şey. Hani kullanmak sağlığa zararlı, bunu biliyorlar ama içmeye devam ediyorlar. Bazen insanlar bilmediği için bunu yapabilir. Hani göremeyebilirler neyin doğru neyin yanlış olduğunu, ama biz hani kimseye gidip hani niye onu yapıyorsun, niye bunu yapmıyorsun diyemeyiz. Zaten İslamiyet böyle bir şey değil yani. Zorlama ya da bir başkasını yargılama süreci yok. O yüzden hani kendi perspektifimizden göstermeye çalışmak gerekiyor açıkçası. Yani evet. Çok böyle keskin ifadeler kullanmak ya da işte onları görmesin etmesin deyip hani kapatmaya çalışmak da çok uygun değil. Yani değil var. Bunu da görecek yani. Evet, yani camiye giden insanlar da var, uyuş tutanlar da var, namaz kılan da var, kılmayan da var. Ama temelde din bu. Bunun bütün gereklerini yerine getirenler ya da bazı gereklerini yerine getirenler var. Umarım onlar da daha iyi bir şekilde diğer gereklerini yerine getirir diye. Hani dua da etmektir ya aslında bizim için. Yani çok da güzel deriz, Allah hidayet nasip etsin. Yani hani o yüzden hani burada çocuğa da o anlamda herhangi bir nefret ya da öfke yüklemek çok sağlıklı. Yani bir ötekileştirmeyi. Çünkü biz ayrıştırırsak o da ayrıştırır ya da kendi bazı özellikleri nedeniyle ayrıştırılacağını düşünür. Ki dini açıdan da çok uygun bir ayrıştırma hali. Burada dini hassasiyetleri olan ailelere seslenmek gerekiyor. Bir dönem ötekileştirilmenin başladığı noktanın neresi olduğunu çok iyi biliyorsunuz. İşin siyasetine girmek istemiyorum ama ötekileştirme bu ülkede bir başladıysa çok yıllar evvel öncesine gitmek lazım. Toplatılan Kur'anlara vesairelere, o zamanlara. Dolayısıyla bundan müzdarip olmuş bir nesil olarak büyüyüp şu an bugünün anneleri babalarıysak hiçbir kesimdeki insanı ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan biz aslında olması gereken İslami değeri ortaya koymalıyız. Çünkü bir dönem bir kesimden bunu gördüysek artık o kesimi biz kesip atmalıyız. Hı hı. O kesme noktasını bütünleştirici olmak. Hı hı. Bunu öğretebiliriz, evet. Biz gösterebiliriz, biz de model olabiliriz. Sadece çocuklara model olmuyoruz değil mi hocam? Tabii ki etrafımızdaki herkese o hal dili denilen şey vardır, evet. Ya yani bununla herkese model oluyoruz ve bu çok uygun da bir şey değil zaten kutuplaşmak. İki tarafta birbirine karşı bir kin, nefret, öfke besliyor ve bu bizim içimizde yeşeren bir duygu olduğu için en başında bize iyi gelmiyor. Hı hı. Yani biz ancak hani bir diğer insan için hani üzülebiliriz, dua edebiliriz. Hani iyi de dualarda bulunabiliriz. Yani onun ötesinde işte hani onu yargılamak, eleştirmek değil. Hı hı. Zarar görme başka bir şey. Onun için de hani içinde bulunduğumuz sistemden, adalet sisteminden yardım isteyebiliriz. Evet. Ama öbür türlü hani öyle böyle diye eleştirmek çok uygun değil. Zaten dini açıdan da hoş görülmeyen davranışlar var. İnsanlar tümüyle hani şu özelliğe sahip böyle deyip ötekileştirilmiyor ki biz kuru kimiz aç. Onları... Evet, yani kuru kuru aç kalmayalım. Sudan ve yemekten kendimizi geri tutuyorsak Allah rızası için bunun tam hani olması gereken kombiniyle almamız. Ramazan bir kombinasyon gibi görüyorum ben onu. Aynen öyle. Bir sürü özellik beraberinde geliyor. Evet. Yani sadece o yüzden dedim az önce sadece hani evet hani oruç çok temel bir ibadet. En somut haliyle yemeden içmeden kesiliyoruz. Tabii ki biz somut dönemde değiliz artık. Soyut bazı şeyleri de yapmamız gerekiyor bir yetişkin olarak. Evet yemiyoruz içmiyoruz ama yani bir trafikte bir yemek hazırlarken ya da bir iş yerinde hani artık hani oralarda durmak gerekiyor. Evet. Yani ben oruçluyum diyebilmek gerekiyor. Burada şunu söylesek çok mu abartı olur? Bir çocuğun 0-6 yaş döneminde karakter gelişiminde Ramazan ayı bu yüzden çok önemli. Evet. Tabii ki tüm ailecek bir değişikliğe gidiyoruz ve hepimiz özen gösteriyoruz. Yani Allah Teala da bu yüzden bize bu ayı nasip etmiş. Yani 11 ayın içinde bir ay olarak bize hediye olarak varmış. Yani tıpkı kandil zamanları gibi. Yani buraların Allah'ın bizi çok sevdiği için bize hediye ettiği zamanlar olduğunu, hani biz burada yenilenelim, ahlaken güçlenelim, hani manevi olarak ilerleyelim diye bize bunu vermiş ve bunun için de bunları yapmamızı istiyor. Yani o somut halinde kalıyor benim gözlemlediğim şey yani. Çok böyle evet işte oruç tutuyoruz, teraviye gidiyoruz, sahura kalkıyoruz ama hani soyut tarafını da ahlaki tarafını da geliştirmek gerekiyor. Evet, bu da işte sanırım çocukların Ramazan'ı anlamlandırma ve yorumlama kısmında somut dönemde diye soyut kavramların ya da soyut davranışların geçmeyeceği anlamına gelmez değil mi? Şöyle, oraya bir ayıralım mı hocam? Çocuk rasyonel olarak anlayamayabilir. Mantıksal olarak bunu anlayabilir. Duygu anlayamayabilir geçer? Ama duygu geçer. Harika. Burası. Duygu geçer. Yani o zaman sizin çocuklar... oradaki o evin içindeki haliniz yani ya da işte çocuklu olan haliniz oradaki duygunuz geçer.
Sorumluluk duygusu da geçer o zaman değil mi? Geçer. Sorumluluk bilinci yüklemeye çalışıyoruz. Ramazan eşittir aslında biraz bilinçlenme, sorumluluk demek ya. Ve bugün anneleri, babaları çocuklarının ergenlik döneminde sorumsuzluklarından şikayet ettikleri için hazır bu dönemde 0-6 yaş döneminde çocuğu olanlar varsa bu dönemi çok güzel değerlendirebilirler bu anlamda. Somut dönem diyerek aslında bizim yaşam tarzlarımızı gözden kaçırıyorlar diye düşünmeyelim. Evet, yani sadece kavramları çok fazla ver. Mesela ona bir şeytan dediğinizde işte her an yanında seni kötülüğe çağırıyor. Bu çocuğun idrak edeceği bir şey değil. Yani bu onun için zorlayıcı bir şey. Hani onun için daha çok sevgi temelli ve kendi yaşadığımız şeylerden gitmek gerekir. Dinin içinde bir sürü kavram var. Zaten bunları büyüyünce öğrenecek. Ama biz o yaşta ona verdiğimizde işte cezalandıracak. Hani böyle Allah taş atacak gibi şeyleri söylediğinizde çocuk orada sadece korkuyor. Korkuyla başlayan bir ilişkide de sağlam bir temel olmuyor açıkçası. Yani biz anne babamıza bağlanırken hani o ilk bağlanma sürecinde bebek hani anneden korkmuyor. Annenin sevgisini, şefkatini, ilgisini alıyor ve o ona çok keyifli geliyor. O ona bağlıyor. Yani o anneye bağlayan şey o sevgi, ilgi, şefkat. Yoksa hani ona kızması değil, ona bağırması değil, onun için kötü bir şey yapması değil. İşte burada sıkıntıya düşüyoruz. O yüzden hani somut dönem çocuğu bir şeytan kavramını anlayamaz. Hani bunu söylemek çok uygun değil ona. Peki uygun olmayan bir şey yani kötülük anlamında çocuğa 0-6 yaş döneminde bunu nasıl vermeli ebeveyn? Şeytan demeyelim, onu demeyelim, bunu demeyelim. Ne diyelim diyen ebeveynler varsa şu an. Yani normalde şeytan kavramı hani 0-6 yaş döneminde vermemiz gereken bir kavram değil. Yani velev ki duydu çok kısıtlı bir şekilde yani o böyle geniş geniş oturup anlatmak da değil. Yani orayı anlayamaz ki zaten idrak edemez bizim gibi. O somut bir şekilde yanında bir şey var ve her an onu kötü bir şey yaptıracak diye hissediyor. Hayal arkadaşları da oluyor dönemde yani hani o onun için ciddi korku sebebi geceleri uyuyamayacak, gündüzleri annene yapışacak, ayrılmayacak. Yani hani onun için bunu vermemek gerekir. Evet. Biz kavram vermekte çok acele ediyoruz. Didaktik bir şeyi öğretmekte çok acele ediyoruz. Yani bunlar böyle 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 anlatacağız. Hani o da alacak istiyor. Değil yani temelini aldıktan sonra zaten onları alabilecek ve onlardan mesuliyeti olsa o yaşta hani Allah buna onları mesul kılar. Ama böyle bir şey yok. Biz niye buna giriyoruz ki? Çok doğru. Yani o yüzden güzel. Hani o kavramları da öğrenmeleri çok zor da bir şey değil. Yani bu temel şey gibi ya 3 yaşındaki çocuğa sen niye toplama yapamıyorsun? Yani sen niye yazı yazamıyorsun? Hadi yazsana demek gibi bir şey oluyor. Çok aceleciyiz yetişkinler olarak hocam sanırım. Yani biz yani erkenden her şeyi boca edersek hani çocuğun zihnini çok güzel olacak. Hani her şeyi öğrenecek. Bir daha da hani şey olmayacak gibi dedi. Değil. O biz de süreçte değil de sonuçtayız aslında. Yani ebeveynlik bir sonuç değil bir süreç kesinlikle desek sanırım ve siz orada kaç kalsak yaşında olursanız onun hala size anne babanız yönlendiriyor, yatıştırıyor. Evet. Hala ihtiyaç duyuyoruz değil tabii mi? Ki. Tabii. Ya da kaç yaşında olursak olalım annemizi babamızı kaybettiğimizde hüngür hüngür ağlıyoruz küçük bir çocuğa dönüşebiliyoruz öyle değil mi? O süreci kaçırmamak gerekiyor. Hocam bak vaktim var güzel ama hızlı da ilerliyor. @sorundeyiltv Instagram hesaplarınız efendim bu güzel hoş sohbete katılmak isteyenler oraya sorularını yorumlarını yazabilirler diye hatırlatırken Emine hocama şu soruyu soracağım. Peki bir uzman olarak bir evde anne ya da baba ikisinden birisinin manevi değerlere yatkınlığı daha fazla ve bunu yaşamak istiyor. Ama ebeveynlerden birisi bunu istemiyor. Böyle bir Ramazan ayının ve bir çocuk var ortada. Ne olacak? Bu çok zorlayıcı. Yani iki taraftan biri farklı olduğunda evin içinde bir bütünlük, bir olma hali olmuyor. Ramazan da bize onu veriyor ya aslında. Hep beraber aynı anda yiyoruz, aynı anda camide namazları kılıyoruz. O beraber olma, birlik olma bilincini veriyor. Şimdi evin içinde bile bunu sağlayamadığımızda bu sadece manevi değerler anlamında değil. Anne baba arasındaki tutarsızlık her zaman için zorlayıcı oluyor. Biri diyor ki ders çalışsın, öbürsü bırak yatsın, hani uyusun ne gerek var. Her konuda yani aslında her çok konuda zor. Yani hani biri banyo yapsın diyor, diğeri gerek yok boş ver yeni yıkandı diyor. Nasıl bakıyorsunuz hani bu, hocam? Anne baba birlikte hareket edemiyor. Bu evin içinde çok çatışmalı, gergin bir sürece götürüyor aslında. Yani çocuk nedeniyle, çocuk sonrasında çok ciddi çalışmalar olan çiftler var. Yani burada oturup hani biz nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruz? Bunun üzerine konuşmak da gerekiyor. Yani kısa vadede, uzun vadede. Bu bir tarafın farklı olma hali zor. Yani hani buna diğer tarafla ilgili de neler yapılabilir bakmak gerekiyor açıkçası. Yani bazen sadece işte ben buna inanıyorum, sen buna inanıyorsun boyutunda kalmıyor. Her gün çocuğun gözü önünde bilfiil bir çatışma, birbirlerinin anne babalarını, anne babalığını eleştirme haline dönüyor. Buradan da sağlıklı bir süreç maalesef yeşerip büyümüyor açıkçası.
Yani genellikle de anneler bu konuda çok hani genelleme yapmak istemiyorum ama onlar daha böyle kaygılı oluyorlar. Hani her anlamda çocuğun davranış kazanması anlamında ya da manevi temelleri anlamında da. Hani burada ellerinden gelen gayreti yapıyorlar yani başka da yapabilecek çok fazla bir şey yok açıkçası. Belki ben şey diyorum ne düşünürsünüz bu benim yorumum. Eğer zor bir imtihan, farklı inançlar ya da yaşam tarzı olarak bir araya gelmiş ve çocuk neye göre yetişecek? İşte bir araya gelmişler, bir arada olmaya devam ediyorlar farklı sebeplerle ama çatışma da yoğun. Yani orada çocuk örseleniyor. Evet, burada şey düşünüyorum yani anne sorumluluğunda verebildiğini vermesi ama çatışmadan uzak bir şekilde. Baba da yine vermek istediğini verip çocuk iyi taraflı gidecek. Bunun dezavantajı da olacak, avantajı da olacak. Ve bunu görecekler yaşayıp. Ve bunun bedelini o çocukta iyi veya kötü karşılaşacaklar. Ama kavgaya çevirmek, kocasını ya da karısını yola getirmeye çalışmak yerine artık herkes kendi kulvarında tek anneliğimden sorumluyumla kalmak durumunda kalmıyor mu? Aynen öyle. Böyle çatışmadan olacak. Yani şey de değil, umutsuzluğa kapılıp tamam ben ne yapsam annesi bozuyor, babası bozuyor zaten bir şey yapmaya gerek yok hali demeden de çok sağlıklı değil. Çünkü dış koşullarda değiştiremeyeceğimiz bir sürü şey var ama biz her zaman elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ki bununla da mesulüz. Yani daha fazlasına gücümüz yetmiyor. Yani her şeyi elimizde gidip değiştiremiyoruz. Hani buna gücümüz yok. Bu bazen evin içindeki bir çatışma olur, bazen bir hastalık olur, bazen farklı bir şey olur ama burada gücünüz neye yetiyorsa onu yapıyorsunuz. Yani zaten bir şey olmaz, bir şey yapmaya gerek yok hali çok sağlıklı değil. Ama hani zor bir durum. Yani kolay bir durumda değil. Evet. Peki hocam birkaç soru var. Zamanımız da daralıyor. O sorulara bir bakalım şöyle sosyal medyadan gelen. Sizden tavsiye isteyen izleyenlerimiz şu an ekran başında bir yandan da sosyal medyadan yazmışlar. Efendim bir mesaj var. Ben isimsiz okuyacağım çünkü özel bir soru bu. Merhaba Tuğba Hanımcığım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Öncelikle size demiş teşekkür ederiz efendim. Ve hocamıza demiş. Ben tesettürlü bir kadınım. Kızım da kendi isteğiyle geçen Ramazan ayına bir gün kala kapandı. Kızının yaşını yazmamış sanırım. Yazmış 11 yaşında. Yani ne yapmış 10 yaşında kapanmış kızı. Babaannesi ve halası çok tepki gösterdi. Hala daha karşılar. Bugün ise bizi iftara davet etti. Bugün kızım oruçlu yine kendi isteğiyle. Kesinlikle hiçbir zorlama yok ama eminim buna da çok büyük tepkiler verecekler. Ben kendimce dinimizi öğretmeye çalışıyorken babaannemiz ve halamız tam tersini aşılamaya çalışıyor. Bu durumda çok zorlanıyorum. Çocuğum da ikilemde kalmasını istemiyorum. Nasıl daha iyi anlatabilirim bu durumu? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ortaokul öğrencisi kızı için bugün de iftara gideceklermiş. Bak şimdi başlamış gerginliği. Kayınvalide evine iftara gidiyor. Sevgili yapımcım kesinlikle biz bu meseleyi de konuşalım Ramazan içerisinde. İftara gitmeler, aile içi, gelin, kayınvalide önemli konu. Ne dersiniz bu annemize? Yani çocuğun şurada bir tercihi var. Muhtemelen hani kendi özendiği, istediği hani onu büyümenin bir sembolü olarak da görmüş olabilir. Oruç tutmak da istiyorlar. Yani gün boyunca zaten bir şekilde ona dayanabilirse. 11 yaş bir de evet, hocam. Evet. Soyut dönem. Yani bedeni onu tolere edebiliyorsa tutabiliyor. Yani yeme bozukluğu olan bir sürü çocuk da var. Bir sürü çocuk zaten gün boyunca aç da kalıyor. Ama bunu bilinçle istiyorsa ve yapıyorsa hani orada bedensel olarak onu çok zorlamadan izin verebiliriz. Orada temelde sorduğu aslında dediğiniz gibi hala ve babaannenin farklı bir tutum sergilemesi. Esas dışarıdan mesajları hep olacak. Yani hala, babaanne ya da işte arkadaşı, öğretmeni, kurstaki bir arkadaş başkası. Yani dışarıdan bizim mesajımızın dışında farklı mesajları hep alacak. Ama bizimle o aradaki bağı o yüzden çok önemsiyoruz. Anne baba ile bağı iyi ise hani biz geriye dönük hani oradaki süreçte gitmeden önce geldikten sonra onları konuşabiliriz. Yani evet, babaannenin, halanın yorumlarını, sen ne hissettin, ne düşündün, aklından ne geçti. Yine babaanneyi, halayı kötülemeden. O da çünkü başka bir ilişki çatışmasına sebep olacak. Kolay şeyler değil ama burada temel şeyimizi kaçırmamak gerekiyor. Yani ben işte babaannen şöyle, halan böyle desem çocuğu babaanne, halaya öfke duyacak. Ama ben bunun öfke duysun mu istiyorum yoksa benim öğrettiğim doğrudan şaşmasın mı istiyorum? Hani onun için temel meselem hiç hani o çerçevemi kaybetmemem gerekiyor. Yani ben benim öğrettiğim şeylerin hani doğru olduğuna inansın istiyorum. O zaman hani buradaki biz bunu neden yapıyoruz, yapınca sen nasıl hissediyorsun, bununla ilgili zorlukların var mı ya da işte bunun sana hoş gelen tarafları var mı, buraları konuşmak gerekiyor. Yani dediğim gibi o zorlama hali olmadan bir çocuk bunu seçiyor. Bazen hani
hep devam ettiriyor. Bazen sonraki süreçte farklı oluyor. Hani evet. erken dönemde çünkü tam idrak edemediklerinde evet. 3-5 yıl sonra vazgeçiyor. Ben hani vazgeçiyorum diye. Yani oralarda çocuğu kapsamak gerekiyor. Hı-hı. Hani o yüzden babaanneyi halayı kötülemeden az önce dışarıdakiler niye oruç tutmuyor yanıtında Demin olduğu değil, gibi çocukla gitmeden önce geldikten sonra bunun üzerine konuşmak. Evet. Yani nasıl hissetti orada? İşte öfkelendi mi, hı-hı. üzüldü mü, kaygılandı mı? Yani aslında ne geçti? Olanı veya değeri sorgulamak değil de burada duyguyu ve iletişimi dengede tutabilmek hı-hı. sanırım anlatmaya evet, evet, çalıştığımız. Evet, evet. Peki bir başka soru. Çünkü hani biz şeyden endişe ediyoruz ya, biri bir şey diyecek, bir yerden bir şey görecek. Benim ve öğrendiğim öyle doğruyu mi hocam? Yani bizim çocuklarımız hemen böyle biri bir şey söylediği zaman vaz mı geçer, değerlerinden vazgeçer, işte ne bileyim başını açar, namazı bırakır vesaire, böyle mi? O kopup gider o mi çocuk? O kadar kolay değil. Dış dünyada sizin bildiğiniz doğrulardan farklı şeyi söyleyen bir sürü şey var. Yani ona yönelen tarafımız da olabilir ama niye oraya yöneliyoruz bir ona da bakmak gerek. Yani bazen hani o tarafa yönelebiliyoruz. Yani farklı şeyler konusunda, bu sağlıkla ilgili konularda da böyle. Yani şu an bilgi çağında yaşıyoruz, çok fazla bilgi evet. kirliliği de ve merak. Var. Çok hızlıca şey oluyor. Mesela bu kronik hastalıklarda da çok böyle oluyor. Hani şu iyileştirecek, hani bu yöntem işe yarayacak dendiğinde insanlar umutsuz, çaresiz hissettiğinde ya da başka zaafları olduğunda çok kolaylıkla yönelebiliyorlar. Çünkü hani hekim diyor ki bunun çözümü yok ama bir tarafta diyor ki bu kesin çözüm, kesinlikle evet. bundan kurtulacaksın. Orada bir şeye gidiyorlar ama akıllıca da davranmak gerek. Yani hı-hı. bizim zihnimiz bunun için var. Sorgulamak, muhakeme etmek hı-hı. için var. Takım. Hani o yüzden o temel özü kaybetmeden, yani hani hı-hı. dinin özünde de gidip biri hakkında dedikodu yapmak, hadi arkasından konuşma hali de yok. Yani aslında hani temel ahlaki duruş verirken. Sanırım bizim ritüel olarak gördüğümüz somut olan yerleri soyut doluysa, zenginse o kaynak, soyut kavram. Ya da o yaşam tarzı, o davranışlar somutta da kayıplar daha az olacak Evet, diye evet. düşünüyorum. Yani gizlemek, saklamak da çok uygun evet. olmaz. Yani hani oruç tutmuyormuş gibi, hani bugün davranmak oruç değildi gibi, şeffaf. O da çok uygun olmaz. Peki bir başka soru, merhaba demiş bir izleyenimiz. Şimdi aile meseleleri olduğu için isimsiz okuyorum. Ben okuduğum zaman onlar zaten görecekler. Eşim namazda sünnetleri terk ediyor. Çocuklar benimle kaldıklarında doğal olarak kılıyorlar sünnetleri ama babalarıylayken tabii ki sünneti terk ediyorlar onlar da. Kafaları karışıyor. Ben kendimce anlatıyorum lakin bir de hocamdan dinlemek isterim. Tam olarak nasıl yaklaşmalıyım? Çocuklarımın yaşları 8, 10, 13. Allah bağışlasın bu arada. Yani şöyle hani daha güzeli aslında. Yani evet, farz namazlar Allah'ın bize emrettiği, hani kılmamız gerekenler ama sünnetleri de eklediğimizde daha güzeli. Biz sevdiğimiz için bir şey sunduğumuzda ondan kaçınır mıyız, kısar mıyız, eksiltir miyiz? En güzelini yapmaya çalışırız. Onun için bir şey yapıyorsak, elimizden ne geliyorsa onun en güzelini yapmaya çalışırız. Yani biraz daha yine orada özne hiçbir zaman şey olmamalı. İşte baba, babaanne, hala dışarıdaki olmamalı. Yani temel meselemiz hani birini kötülemek değil, daha çok hani orada Allah'la aralarında kurdukları bağ ve ona karşı yaptıkları ibadet olmalı. Peki bir soru var. 4 yaşında oğlum her namaz kıldığımda namaz kılma oyun oynayalım diyor. Hani ya da oyun oynarken namaz vakti giriyor, ben namaz kılıp geliyorum dediğim zaman namaz kılmamı istemiyor. Onu namazdan soğutur muyum, ne yapmalıyım? Şöyle, normalde 4 yaş aslında bekleyebilir bir yaş. Bu sadece namaz kılma halinde mi var? Bazı çocuklar tek başına vakit hiç geçiremiyorlar. Yani 4 yaş aslında geçirebilir bir yaş ama işte tuvalete bile gitmelerine izin vermiyorlar bazen. Yani namaz kılmayı bırakın, hani yemek yapma, tuvalete gitme, hani çamaşır asma, yani her şey konuda geri durabiliyorlar. Genel bir sorunsa önce o çocuğun bir miktar hani bekleyebilmeyi, isteklerini erteleyebilmeyi öğrenmesi lazım. O noktada da kolaylaştırmak için ona cazip gelen bir oyun, hani bir şey planlayabiliriz. Ya da işte o da istiyorsa bizimle beraber dahil olabilir. Ama oradaki temel mesele, bu çocuk sadece namazda mı bunu yaşıyor? Muhtemelen böyle zorlanıyorsa, hani sadece tahminimi söylüyorum ama başka alanlarda da zorlanıyordur. Ya da bazen çocuğun aç, uykusuz, hani çok zorlandığı zamanlara denk gelince daha da bu şey olabiliyor. İster istemez çocuk için annenin tepkisiz kalma hali. O hoşlarına gitmiyor. Hiçbir tepki yok hani başka bir iş yaparken. Ama hani bunu anlayabilecek yaşta oluyor 4 yaş aslında. Yani işte benim ihtiyacım bu. Şu an işte biraz beklemen gerekiyor. Çünkü çocuk orada da güvende. Herhangi bir sıkıntısı yok. Hani bu sadece namaz meselesinde değil, işte biraz dinlenmem lazım. Bacaklarım, ya da bir telefonda konuşuyor. Evet, bacaklarım yoruldu. Ya da işte şimdi bu telefonla konuşmam lazım 10 dakika gibi. Hani oraları anlayabilmesi lazım.
Evet. Orada bazen bazı çocuklar daha hareketli, sabırsız, dürtüsel olabiliyor. Belki çocukla ilgili bir zorluk olabilir. Hı hı. O da hani anneyi zorluyor olabilir. Evet. Yani namazdan sormayıp biraz bunun korkusunu gerçekten ebeveynlerle siz de fark ediyorsunuzdur. Evet. Yani dinden soğutacağım korkusuyla. Ebeveynler şu an her konuda korkuyor. Yani anne babalar sizin gözlemlediğiniz anne babalıkla ilgili. En büyük korkusu ne hocam? Yani bunca zamandır sahadasınız. Bir sürü ebeveynle de çalışıyorsunuz. Şu an ebeveynlerin günümüzde en büyük korkusu, yani hani ilk beştedir belki sayacaktırız ama birinci sırada ne var? Yani gelecekle ilgili çok korktukları için gelecek projeksiyonda bu çocuk yetişkin olunca şunu yapamazsa bunu yapamazsa yani şu anki sorunda bile hemen zihin hızlıca şeye gidiyor. Yani ya bu yaptığımdan kalıcı dolayı namazdan soğursa ya bu yaptığımdan dolayı bir daha ders çalışmak istemezse gibi kalıcı olursa ve şu anki soruna baş etmek yerine hani bir 15-20 yıl sonraki sorun olmayan hayali bir sorunla uğraşmaya çalışıyorlar. Yani bu konuda çok ciddi endişeleri var. Yani çocukların gelecekleriyle ilgili her konuda bunun geleceği yani nasıl bir insan olacağı konusu diyebilir miyiz en büyük korku? Evet, burada çok endişe ediyorlar ve bu endişeden kaynaklı da aşırı endişede ister istemez o panik hali bize hata yaptırıyor. Evet. Yani, hata derken mesela en büyük hatası ben de iyice hocayı bu konuları da niye bulmuşken Emine hocamı en büyük hataları ne ebeveynlerin bu korkuları neticesi daha çok baskı kurmak mı? Bazen baskı kurmak bazen de daha tavizkar davranmak. Sınırsızlaştırma yani. Sınırsız davranmak evet. Peki sorularımızı buradan ya da onu yerine yapmak. Evet değil mi? Aynı yerine yapmak. Bunu çok daha sık görüyoruz. Buradan mı soruyoruz diye sorularınızı yazmayın efendim. Buradan soruyorsunuz. Yazın ben soruyu göremiyorum. Sürem de çok azalıyor. Şimdi bir yorum var. Yoruma geleceğim şurada. Çok hoşuma gitti. Siz ne derseniz Nida Hanım. Yayınlar Tuba Hanım her zaman olduğu gibi ilgiyle izliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Biz evimizde Ramazan köşesi yaptık. Kızım ve oğlum gerçek değerlerini bilerek öğrensin amacıyla ama kızıma mı oğluma mı yoksa kendi içimdeki çocuğa mı yaptım orasını bilemiyorum demiş. Çok hoşuma gitti. Evet. Bizim ihtiyacımız yok mu tabii hocam? Tabii ki o coşkuya bizim de ihtiyacımız değil var. Mi? O keyfe bizim de ihtiyacımız var. Zaten öyle yaşamalıyız. Evet bedenen oruçlu olma hali biraz zorluyor bedenimiz. Hayat yavaşlıyor. Yavaşlamalı da zaten onun için var bu ay. Bir miktar böyle bir yavaşlıyoruz, durup sorguluyoruz. Bir sürü şeyden elimizi çekiyoruz. Ve hani bedenen biraz daha böyle sakinleşiyoruz, yavaşlıyoruz. Evet. İster istemez hani bu hayat yavaşlayınca bazı şeylerin tadını çıkarmak, onlardan keyif almak da kolaylaşır ya. O coşku hali. Çünkü şu an çok hızlı bir çağda yaşıyoruz. Her şey çok hızlı. Ama yavaşlamaya çok ihtiyacımız var. Yavaşlamak demişken şuna da girelim o zaman. Oruçluyken sinirli anne babalara Emine hocam ne tavsiye eder? Çünkü çocukların gözünde Ramazan ayı diyoruz, maneviyat diyoruz, değerler diyoruz. Oruçken çok sinirli ve hiç oyununa katılmayan ya da hani isteklerini reddeden tahammülsüz bir anne baba görmek. Sürekli başı ağrıyor, gergin. Şöyle nasıl günlük hayatta bırakacak? Da bir sürü duygumuz oluyor aslında bu öfke duygumuz ama öfke duygumuzu bazen işte ev ortamında çok daha hızlı ifade edebiliyor insanlar ama dışarıda daha kontrollü okulda, iş yerinde, başka bir noktada. Tabii ki yani bedenimiz etkileniyor dedik ya yani başımızda ağrıyabilir, hani yorgun da olabiliriz, gergin de olabiliriz ama içimizdeki her şeyi dışarıya davranışa yansıtmak durumunda değiliz. Yani orada davranış kontrolü bizim elimizde. Hani bunu bu şekilde yansıtmak çok uygun değil. Çocuğun zihninde hatırladığı şey o zaman hani oruçlu olmak eşittir öfkeli olmak gibi bir şeye dönüşecek. Bu da çok sağlıklı değil. Hani iftar sonrasında da ötelenebilir eğer şeyse hani çocuğun oynama ihtiyacı varsa. Şu an bedenimin biraz dinlenme ihtiyacı var. Ama söz veriyorum sana iftardan sonra işte ödevlerine yardım edeyim, oynayalım, şunları yapalım, bunları yapalım gibi. Hani orada biraz daha hem kendi ihtiyacımızı gözetmek hem çocuğun ihtiyacını gözetmek. Yani oradaki süreçte ne ona bağırmak, patlamak ne de hani oruçlu bir de benden halde bir şey bekliyorum. Bekleme. Hani bir de o halde kendimizi heba etmek evet, ama evet. İkisini de yapmamalı. Çünkü bir yerden sonra o kendimizi heba etme hali de tükenecek, biteceğiz. Hani o da değil ama hani işte koşarak saklambaç oynayamam ama istiyorsan beraber kitap okuyalım. Ya da işte getir kutu oyunu oynayalım. Hani bedenim birazcık yorgun. Hani şu an koşturursam böyle hani ağzım çok susayacak, yapışacak. Hani ama istiyorsan gel beraber seninle kutu oyunu oynayalım. Yani orada ikimiz için de ortak bir çözüm bulmak çok mümkün. Ama işte burada temel mesele sadece Ramazan'daki hal değil. Bazı çocuklar istediklerini yaptığımız için hep bir süre sonra hayır saklambaç oynayacaksın. Yani ben kutu oyunu oynamak istemiyorum. Saklambaç oynayacaksın. Yani eninde sonunda dönüp yine sınır meselesine geliyoruz. Yani çocuklar
olumsuz bir duygu hissetmesin diye çok fazla onların yerine bir şey yapıyoruz. Hani çok fazla tolerans gösteriyoruz. Bu sefer hani hiçbir olumsuz duyguyu tolere edemez hale geliyorlar. İşte beklemeyi de, öfkeyi de, hayal kırıklığını da, üzüntüyü de. Ama bunları yaşayacaklar. Bunları yaşamadan olmayacak ki. Evet. Sanırım günümüzde manevi değerleri verirken de normal şartlarda bir ebeveynlik yaparken de bir dengeyi tutturmamız çok önemli. Evet. Aslında din de bir denge üzerine. Hı hı. Ramazan ayındaki bu yoğun ibadetlerimizi nasıl dengeleyeceğiz mesela? Evet. İşte Ramazan dinle. Şimdi Ramazan ayında bir aylık bir Müslümanca yaşam bayram sonrasında hop bir daha geriye dönüş değil de burada bir kendini topar, bir silkelen. Sonra kalan 11 aya bunu yansıt ama dengeli bir şekilde, evet, yansıt. O yüzden biz bayram günü mesela oruç tutmuyoruz, o, evet, bize yasak. Dolayısıyla buradaki denge hali çok önemli. Sanırım ibadetlerimizde, değerlerimizde, çocuklarımızla iletişimimizde, onlara verdiğimiz her şeyde denge çok mühim. Kesinlikle. Ama tabii ebeveynlik neresi denge? Dinin özü aslında denge. Yani, evet, dünya ile ahiret arasında bir denge bulmaya çalışıyoruz. Evet. Hem bu dünyada yapacağımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Hem de ahiret için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve burada da temel meselemiz Allah rızası oluyor. Yani o dengeyi bulabilmek o yüzden çok kıymetli. Yani kendimize de çok yüklenmeden oradaki süreçte, yani şey olsun da çok istemiyorum, böyle hani anne babaları eleştirip süreci kapattığımız, biz de anne babayız ve zor bir şey. Gerçekten çok ağır bir sorumluluk. Yani dini açıdan da böyle aslında. Yani bir insan evladını size emanet ediliyor ve alıp yetiştiriyorsunuz. Yani her açıdan, dünyevi açıdan da böyle ve ondan mesulsünüz. Yani bu içsel bir mesuliyet hali. Bu zaten zorluyor. O sorumluluk duygusu bazen böyle öfkeyi, gerginliği de getiriyor. Yetersizlik oralar kabarınca çok daha fazla sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Belki onunla ilişkili o dengede duramama hali. Çünkü zor. Yani elinizde kocaman bir şey taşıdığınızı düşünün. Her an böyle dengeniz sarsılıyor. Hep bir dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Yani bu da kucağınızdaki kocaman bir, evet, sorumluluk hali. Ve biz bununla ilerlediğimiz için denge hep böyle bir şey yapıyor. Bunu fark edip tekrar dengemizi bulmak gerekiyor. Bulmak önemli. Bazen o dengede şaşabilir. Çok da doğal aslında. Bu insan olmanın verdiği bir hal. Emine Hocam, ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Şahane bir gündü bizim için. Böyle iftar öncesi iftariyelik gibi gelmiş olsun izleyenlerimizin zihnine, kalbine. Süremizin sonuna geldik. Emeklerinize sağlık hocam. Teşekkür ederim çağırdığınız için ben de. Efendim, bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve bugün çocuklara yansıyan yönde Ramazan-ı Şerif'i konuşmaya gayret ettik. Sizlere de tavsiyelerde bulunduk. Şimdiden hayırlı iftarlar dileyerek sizlere en emin olanı Allah'a emanet edeyim efendim. Hoşçakalın.